Herkese merhabalar. Trigonometri çalışma soruları 2 ile karşınızdayız. Soru 1. Bir alfa açısı var. Pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasında olmak üzere 1 eksi sinüs 2 alfanın karekökü artı kosinüs 2 alfa bölü sin alfa artı kos alfa ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize. Öncelikle sinüs 2a bunun yarım açı formülünden yararlanarak açarsak 1 eksi 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa olduğunu biliyoruz. Artı kosinüs 2 alfanın yarım açı formülü neydi arkadaşlar? Kos kare alfa eksi sin kare alfa bölü alt taraftaki kısım aynen kalsın. Sin a artı kosinüs a olarak. Pekala, şuradaki 1'i nasıl yazmamız gerekiyor? Karekök içerisinde sin kare alfa artı kos kare alfa eksi 2 çarpı sin alfa çarpı kosinüs alfa olarak yazarsak sadece şuradaki kısmı yazıyoruz. Burası birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi olarak verilmiştir. Yani sin alfa eksi kos alfanın karesi olarak verilmiştir. Hatırlayın, karekökle kare birbirini götürürse bu mutlak değer içerisinde sin alfa eksi kos alfa olarak çıkıyordu. Buradaki alfanın yerini, aralığını İşte bu yüzden vermiş. Mutlak değer dışına nasıl çıkarmamız gerektiği için vermiş. 45 ile 90 arasında sin alfa mı büyüktü, kos alfa mı büyüktü? Sinüs fonksiyonu artan fonksiyon olduğu için sin alfa büyüktü. Dolayısıyla bu olduğu gibi çıkar arkadaşlar. Yani sinüs alfa eksi kosinüs alfa olarak çıkacaktır. Peki gerisi artı. Sorunun artık kalan kısmını yazıyoruz. Soruda ne kalmıştı? Kos kare alfa eksi sin kare alfa. Ben burayı da 2 kare farkından yararlanarak kos alfa eksi sin alfa çarpı kosinüs alfa artı sinüs alfa diye yazıp paydadaki kısmı da eklersem sin alfa artı kos alfa şeklinde şu iki ifade birbirini götürecektir. Burada da sin alfa eksi sin alfa bunlar birbirini götürdü. Eksi kos alfa artı kos alfa bunlar birbirini götürdü. Ve doğru cevap seçeneği olarak sadece elimizde 0 kaldı. Doğru cevap C seçeneğidir. Diğer sorumuza geçelim. Soruda kosinüs 20, kosinüs 40, kosinüs 60 ve kosinüs 80'in çarpımlarını istemiş bizden. Ben burada soruyu sinüs 20 ile çarparsam ne gelir? Şurada sin 20 ile kos 20'nin çarpımı nedir arkadaşlar? Yine sinüs yarım açı formülünden yararlanarak sin 40 bölü 2'dir. Çarpı geriye ne kaldı? Kosinüs 40 çarpı kosinüs 60 çarpı kosinüs 80 kaldı. Peki şuradaki sin 40 ile kos 40'ın çarpımı nedir? Sinüs 80 bölü 2'dir. Bir de bunun bölü 2'si vardı. O bölü 2'yi de şuraya çarpım olarak atalım. Çarpı kosinüs 60 çarpı kosinüs 80 kaldı geriye. Peki arkadaşlar, şurada sinüs 80 ile kosinüs 80'in çarpımı neydi? Bu da sinüs 160 bölü 2 idi. Çarpı şuradaki ikileri de eklersek çarpı 2 çarpı 2 olarak yazabiliriz. Bir de neyimiz vardı? Kosinüs 60'ımız vardı. Şimdi zaten şurada gördüğümüz kosinüs 60 neye eşitti? Bu 1 bölü 2 idi. Değil mi? Peki sinüs 160 neye eşittir? Bunu sinüs 180 eksi 20 olarak yazarsak bu da sinüs 20'ye eşitti. Şimdi yazalım elde ettiğimiz ifadeyi. Sinüs 20 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı bir de burada 2 var. 16 yapar. Peki ben bu sonuca nasıl ulaştım? Soruyu sinüs 20 ile çarpmıştım. Tekrar soruyu sinüs
20'ye bölmemiz gerekiyor. Artık işlemimizin sonucunun sin 20'ler birbirini götürdüğünde 1 bölü 16 olması gerektiğini biliyoruz. Doğru cevap C seçeneğiymiş. Soru 3. Klişe bir soru, kalıp bir soru. 2012 LYS'de çıkmış arkadaşlar. Öncelikle kosinüs 2a gibi bir ifade gördüğümüzde şuradaki 1'i yok etmemiz gerekiyor. Siz de böyle yapınız soruları çözerken. 1 artı kosinüs 2a'yı götürebilecek kosinüs yarımaçı formülü 2 çarpı kos kare a eksi 1'dir. Altına da sinüs 2a'yı açarsak 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a'dır diyebiliriz. Şuradaki eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü artık. Buradaki 2'ler de birbirini götürecek. Buradaki kosinüs de buradaki kosinüsün bir tanesi de birbirini götürürse kosinüs alfa bölü sinüs alfa kaldı geriye. Ben kosinüs bölü sinüsün kotanjant olduğunu biliyorum. Doğru cevap C seçeneğidir diyebiliriz. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda elimizde sin küp a bölü kos a eksi kos küp a bölü sin a diye bir ifade var. Hemen payda eşitleyelim. Burayı sinüs a ile, burayı kosinüs a ile genişletirsek. Üst taraf sin üzeri 4a eksi kos üzeri 4a olarak kalır elimizde. Alt tarafta ise ne var? Sin a çarpı kos a var arkadaşlar. Pekala. Şuna burası sin kare a'nın karesi, burası kos kare a'nın karesi. İki kare farkı uygularsak sin kare a artı kos kare a çarpı sin kare a eksi kos kare a olarak kalacaktır. Peki payda kısmında ne vardı? Onu da yazalım. Sin a çarpı kosinüs a vardı. Şu sin kare a ile kos kare a'nın toplamının 1 olması gerektiğini biliyoruz. Yukarı tarafta kalan sin kare a eksi kos kare a. Söylemiştik şurayı eksi parantezine alırsak eksi kos kare a eksi sin kare a kalır elimizde. Bölü. Peki alt taraf nedir? Sinüs 2a bölü 2'dir. Pekala arkadaşlar bakın şurada. Kos kare a eksi sin kare a, bir önceki sorudan da hatırlayın. Burası neydi? Kosinüs 2a. Artık işleme dökersek eksi kosinüs 2a bölü sinüs 2a bölü 2 var. 2'yi ters çevirip çarpacağız. Eksi 2 çarpı kosinüs 2a bölü sinüs 2a neydi? Kotanjant 2a'ydı diyebiliriz. Doğru cevap eksi 2 çarpı kotanjant 2a, yani E seçeneğidir diyebiliriz. Bir sonraki sorumuz. Tanjant 22,5 bölü 1 eksi tan kare 22,5. Evet, soruyu çözmemize gerek bile yok. Eğer şurada 2 çarpanı olmuş olsaydı ben bu açılımın tanjant 2 çarpı 22,5 olması gerektiğini biliyorum. 2 çarpı 22,5 yani tanjant 45 olacakmış değil mi? 2 çarpanı yok. Biz bunu 2 ile çarptık. Sonucun ne olması lazım? Tanjant 45 bölü 2 yani 1 bölü 2 olması gerektiğini buradan elde ederiz. Diğer soruya geçelim. Grafik sorusu. Yukarıda grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Grafik sorularında fazla grafiği falan düşünmeye gerek yok. Bu arada soru 2012 LYS'de çıkmış bir sorudur. Grafik 0 için 0'dan yani orijinden geçiyor değil mi? Pekala orijinden geçiyorsa kotanjant yerine 0 verdiğimde ne gelir arkadaşlar? Tanımsızdır. Dolayısıyla kotanjant olan şıkları bu şekilde eleyebiliriz. Sekant neydi? Sekant 1 bölü kosinüs 3x'ti. Ben 0 yerine yazdığım zaman kos 0 1 gelir. 1 bölü 1'den 0 için 1'den geçmiştir grafik. O yüzden Edirne şıkkında elebiliriz. Geriye zaten 2 tane şıkkımız kaldı. Bir tanesi tanjant 3x, diğeri tanjant 2x. Peki şurada pi bölü 6 verdiğimiz değer. Bu pi bölü 6 arkadaşlar neydi? 180 bölü 6'dan 30 dereceydi değil mi? Peki getirin yerine yazalım. Şurada yerine yazdığımız zaman burası tanjant 90 gelir.
Burada yerine yazdığım zaman burası tanjant 60 gelecektir. Ben tanjant 60'ın kök 3 olduğunu biliyorum ki grafik pi bölü 6 yani 30 derece yerine yazıldığında grafik burada tanımsız olmuş değil mi? Dolayısıyla Denizli şıkkında elersek geriye kalan şık Ceyhan doğru cevabımız olacaktır. Soru 7. Kos kare x eksi 1 bölü 2 çarpı sinüs 2x eksi sin 2 sin kare x eşittir 0 denkleminin köklerinden biri hangisidir diye sormuş. Öncelikle denklemi şöyle bir düzenleyelim biz. Eksi 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eksi 2 çarpı sin kare x eşittir 0 yazalım. Şurada 2, 1 bölü 2 ve 2 birbirini götürürse geriye kalan denklemi tekrar bir yazalım. Cos kare x eksi sin x çarpı cos x eksi 2 çarpı sinüs kare x eşittir 0 kaldı. Denklemin tamamını ben burada cos kare x'e bölmek istiyorum. Cos kare x'e bölersek arkadaşlar, cos kare x bölü cos kare x'ten burası ne gelir? 1. Şuradaki kosinüs x de şuradaki kos kare x'in bir tanesi götürür ve geriye ne kalır? Sin x bölü kos x'ten tanjant x kalır. Eksi 2 sin kare x bölü kos kare x yaparsak da burası eksi 2 çarpı tan kare x eşittir 0 gelecektir. Şu tan kare x'in katsayısını bir pozitif yapalım işime geldiği gibi. 2 tan kare x artı tanjant x eksi 1 eşittir 0 diyebiliriz. Ben burayı 2 çarpı tanjant x'e tanjant x diye açarsam arkadaşlar şurayı da eksi 1'e artı 1 diye açalım ki böylelikle çapraz çarptığımız ve topladığımız zaman artı tanjant x'in geldiğini görebilirsiniz. Buradan ne gelmek zorunda? 2 tanjant x'in 1, burada tanjant x'in 1 bölü 2 olduğunu buluruz. Diğer taraftan da burada tanjant x ifadesi eksi 1 geldiğine göre tanjantı eksi 1 yapan açı değerlerinden bir tanesi ikinci bölgedeki 135 derece. Zaten şıklarda da bu var. Bunu işaretleyebiliriz. Doğru cevap A seçeneği. Diğer sorumuza geçecek olursak, bakın burada sin kare 2x eksi sinüs 2x eksi 2 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini soruyor bize. Şöyle yazalım. Sinüs kare 2x eksi sinüs 2x eksi 2 eşittir 0 denklemini. Şu şekilde çarpanlarını ayırırsak sinüs 2x ve sinüs 2x burayı da eksi 2 artı 1 diye açarsak olur sanırım. Burada arkadaşlar sinüs 2x ne gelmek zorunda? 2. Diğer taraftan sinüs 2x ne gelecek? Eksi 1. Arkadaşlar bir kere sinüsün zaten değer aralığı eksi 1 ile 1 aralığında olduğu için 2 değerini imkanı yok alamaz. Peki ne olması gerekiyormuş? Sinüs 2x'in eksi 1 olması gerekiyormuş. Sinüs 2x eksi 1 ise arkadaşlar sinüsü eksi 1 yapan açı değerlerini bir yazalım. Burası sinüs 270 yani 3 pi bölü 2 olabilir. Bir de diğer taraftan sinüs bu 3 pi bölü 2 neye eşitleyebiliriz biz? Eksi pi bölü 2'ye de eşitleyebiliriz. Yani burada 2x derecelik açımız ne olacakmış? Birisi 3 pi bölü 2. Diğeri de ne olacakmış? Eksi pi bölü 2 olacakmış. O zaman x açıları ne olur? 3 pi bölü 4. Diğeri de eksi pi bölü 4 olacaktır. Şıklara baktığımız zaman tabi burada bu açılara biz 2k pi ekleyerek gidiyorduk biliyorsunuz. Her 2 pi'de bir açılar birbirini tekrar ettiği için. Biz bunu da ikiye böldüğümüz zaman artık bunlara ne eklememiz lazım? K pi'leri eklememiz lazım. Burada k'lar tabii ki tam sayı olmak zorunda. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugünlük de bu videonun sonuna geldik. İsteğiniz arzunuz olursa yorum kısmında bildirmeniz bizi mutlu edecektir. Sağlıkla kalın, başarılar diliyorum. Hoşça kalın.